Merhabalar, Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümde güzel bir kurabiye tarifimiz var. Çerezli kurabiye ama önce malzemeler. 1 paket tereyağı 250 gram, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı, 1 çay bardağı iri çekilmiş fındık, 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz, 1 çay bardağı iri çekilmiş badem, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 paket kabartma tozu, 1 kahve fincanı kadar süt ve alabildiği kadar elenmiş un. Zengin malzeme listesinden sonra kurabiyemizin yapımına geçelim. Öncelikle erittiğimiz ve biraz ılıttığımız tereyağını karıştırma kabına ilave ediyoruz. Üzerine pudra şekerini katıyoruz. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Üzerine mısır nişastasını atıyoruz. Mısır nişastası, buğday nişastasına göre daha yumuşak olduğu için kullanıyoruz. Ama elimizde buğday nişastası varsa onu da kullanabiliriz. Artık sırayla 1 çay bardağı bademi, 1 çay bardağı Antep fıstığını, 1 çay bardağı fındığı ve 1 çay bardağı cevizi ekliyoruz. Gene kısa süre karıştırıyoruz. Artık 2 su bardağından az olmamak üzere yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Bunun üzerine de kabartma tozunu koyuyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. Bütünleşene kadar zaten kendini gösterecektir. Yoğuruyoruz. Kurabiye bu şekilde kopuk kopuk kıvam almaya başlayınca artık çok az yedirerek süt ilave ediyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi bütünleşti. Şimdi bir yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Kurabiye hamurumuz dinlendi. Şekillendirmeye başlamadan önce de fırınımızı 200 derecede ısıtmaya başladık. Şimdi fırınımız ısınıyor. Çok kızgın olması gerektiği için biz kurabiyelerimizi önce elimizde, çünkü yemişlerden dolayı bütünleşmesi zor olabilir. Önce yuvarlıyoruz, sonra bu şekilde üzerine basarak yassılaştırıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Artık son kurabiyemizi de şekillendirelim. Biraz şöyle bütünleştirdikten sonra yuvarlayıp yassılaştırıyoruz. 24 adet kurabiye için tam ölçü. Şimdi dediğim gibi çok kızgın 200 derece fırına veriyoruz ve 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Çerezli kurabiye fırından çıktı. Gördüğünüz gibi açık pembe renkte kızarttık. Tamamen soğuyunca ikram edebiliriz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay, gösterişli, besleyici ve lezzetli bir kurabiye tarifi paylaştık. En kısa sürede deneyeceğinizi ve mütevazı lezzetleri hatırlayacağınızı biliyorum. Hoşça kalın.